Efendim üç günlük dünyada bu kadar mahdut bir zaman diliminde yani zamanın bu denli kıymetli olduğu bir sermaye yerinde vaktinizden bize ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Bizi misafir ettiniz. Sağ olasınız, var olasınız kıymetli hocam. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah. Allah'a şükürler olsun. Dard bardağın dolu tarafına şükrümüz yetmez. Evet. Onun için boşuyla meşgul olmuyoruz. Sizin Ramazanlarınız nasıl geçmiştir şimdiye kadar ki Ramazanlarınızı nasıl değerlendirdiniz? Çocukluk yıllarınızda, gençlik yıllarınızda, talebelik yıllarınızdaki Ramazanlar nasıl olmuştur? Belki hatıranızda kalan bir Ramazan umresi damağınızda tatlı bir hatıra bırakmıştır. Bugünlerdeki Ramazanlar nasıl geçiyor? Tabi zaman dar. Bütün bunları çok merak ediyoruz. Çocukluktan başlayalım mı? Ne dersiniz? Olur başlayalım inşallah. Şimdi bizim çocukluğumuzda mükellef olmadığımız henüz hmm. çağda zamanda oruca imrenirdik. Yani büyüklerimiz oruç tutuyor. Onlara e, ev halkı onların orucuna önem veriyor. itibar ediyor. Ve ona göre hazırlıklar yapıyorlar. Mesela işte babanız oruçlu, dedeniz oruçlu. Bak, döşüyorlar. Hemen koşun bir çeşmeden soğuk su getirin ya da karpuzu götürün, kuyuya atın, soğutun getirin. Hı. Bak akşama gelecekler oruç tuttular. Akşama kadar bu sıcakta, bazen sıcak günler araslar. Hı hı. Benim hayatım biraz size nispetle azıcık uzunca olduğu için sanırım yani üçüncü sıcak dönem mevsime üçüncü farklı mevsime giriyorum. Yani diyelim ki iki kış gördüm üçüncüsü, iki yaz gördüm Ramazan'a üçüncüsü gibi bir durum var. Evet. evet. Yani yazın da orucu gördüm, kışında Biz imrenirdik, gıpta ederdik ve biz de tutalım derdik. Hı, hı. E onlar da kırmaz. Gece ne olur bizi kaldırın sahura. Hı hı. Sahura kaldırırlar, yersin içersin. Kalkmak biraz zor olur. Gündüz heveslenirsin, istersin. Gece gelip de ayda kalk sahur oldu deyince biraz zor olur. Ama o heyecanla kalkar koşarsın, sofraya Allah büyüklerle beraber oturursun. Onlar yiyorlar. Ee, şehirlere ve ülkelere göre de muhakkak değişir. Şehirlere göre bile sahur yemeği değişiyor. Hmm. Sahur yemeği kültürü farklı. Kültür değişiyor. Evet. Mesela bazı ben vazife gereği birçok yerde de bulundum ya yani, Türkiye'de şu yerde bulundum mesela Konya'da imam hatip mektebini okudum 8 sene Konya'da kaldım hmm. i̇şte orada daha çok hani pilav erişte yerler hmm. sahurda hmm. bizim Çorum'da doğdum. 17 hmm, yaşıma hmm. kadar da orada yaşadım. Sonra da çok tabii gittim geldim hala evet. gidip geliyoruz. Çorum'da bir de ayrıca benim ailem babam Erzurumlu, anam da Ahıska Türklerinden olduğu için işte onlar da hamur işi vardır. Yani onlar bir şey dedikleri hmm. e, işte yağda hamur işleri açar ya da kızartırlar hmm. falan. Babam da demirci esnafı. onun güce ihtiyacı var. Öyle çabuk acıkmaması icap ediyor hmm. falan. Bizde de umumiyetle bunun adına da tava mayalısı derler. Hmm. Biz de sahurda tava mayalısı yapılır. İşte bir şey dedikleri ama şöyle de bir şey oluyor. Bizimki biraz şu kadar falan hmm. olur. Ee, onun yanında da pekmez bulunur. O bir şeyi pekmeze dalar. Bir de çay kültürü de vardı. Hmm. Bizimkiler bu doğuda vardır. Çay kültürü, İşte bu, bu böyle bir sofraya oturursun çocuk. hoşaf kompostu, hoşaf kompostu bizde yok. Hmm. Yani koşaf kompostu haram değil. Evet. <laughs> Akşam başka şeylerde olur. Hmm. Fakat gece daha çok çayı tercih ederler hmm. bunun yanında da onu yersin güzel, çok da hoş. Hmm. Sonra uyursun, üzerine i̇şte falan. filan ee, öğleye doğru acıkırsın, susarsın, başlarsın kıvranmaya. İşte o zaman herkes bilir herhalde ee, yani bir formül bulmuş bizim ecdadımız tekne orucu. Evet. İşte biz de anneanneye ebe diyoruz ebe. Hmm. Annemin annesine ebem. Ebem de beni çok sever. Gittim ebeme o ilk oruç hatırlıyorum yani bunu. Dedim ben çok acıktım, çok susadım. Ne yapacağım? Akşama kadar duramam. Daha öğle. Akşama bir sürü zaman var. Aa dedi, bana hayri can derdi o. Hmm. Yani efendim, can, onun kolayı var dedi. Zaten büyükler akşama kadar dedi, kesintisiz oruç tutarlar. Hmm. Küçükler öğleyin tekne altında yerler, kimse görmesin diye. Hmm. Sonra yine hmm. devam ederler. Ona teknoloji derler. Sen teknoloji taşıyın. Ben de anladım ki ya hakikaten teknenin altına gireceğiz. <laughs> e, tekne de küçük yani. Evet. E, ya da büyük bile olsa insan şeye e, ne diyoruz bu ölüyü koydup sal tahtası mı şey tabut? Ya yani tabuta girer gibi bir psikoloji oluyor. Tabi tekne deyince şimdikilerin aklına bir deniz Onu taşıtı da gelebilir. Yani. Ha o hamurun yoğurulduğu tahtadan yapılmış evet. bir kap böyle düşüneceksiniz. Hı hı hı. Yani aileniz kalabalıksa ki o zamanlar aileler zaten kalabalık olur büyük evet. aile. Hı hı. Mesela ben bak ebe diyorum yani anneannem o var de var. Babam, annem, dayım var. Hı hı. Ablalarım Ciddi var. Ciddi bir geniş aile. Yani. Büyük aile, geniş evet. aile. Ondan sonra dedi ki yani bunun adı tekne orucudur. Önemli olan senin yediğini kimse görmeyecek. Görürse orucun bozulur. Allah Allah. Kimse görürse <laughs> bozulur. Çok affedersin. O zaman şehir ben Çorum'da hani doğdum. Hı. Orası da şehir ama o zaman şehir evleri de yine bir kat, iki kat Hı -hı. bahçeli evlerdir. Benim çocukluğumdaki evler. Yani bahçeniz vardır. Bahçede bir kuyu vardır. Hı -hı. Orada su vardır. Biraz güverti dedikleri şeyler de ekilir. Soğan, Hı -hı. maydanoz, tere, biraz çiçek filan da ekilir. Öyle bir bahçeniz olur. Ufak bir bostanı var. Bir. iki. Evet. affedersin her evde bir ahır olur. Hı -hı. Ve bir ya hem binek hem sütünden istifade edilen büyük veya küçük baş hayvan olur hı hı. evde. Bizim evimizde öyle. Dolayısıyla ahır var. Hı hı. Ha onun kolayı dedi. Niye evde? Hala aklım ermiyor. E ben hayatta olsaydı sorardım. Niye beni bir odaya Allah sokmadın da akıra götürdün? Evet. Ahırın penceresi yok. Bak şimdi aklıma geliyor yani. Hı hı. Penceresi yok. Hatta kapıyı kapattığımız zindan gibi karanlık olur ahır. Herhalde sıcak olsun diye hmm. kışın falan. Hasılı işte azizim o artan mayalıdan aldık. Girdim o ahıra. Orada orucu bozmadan mayalıyı yedim. Evet ama oruç bozulmadı sonuçta <laughs> yani. Kimse görmedi. Sonra çıktım. Böyle tekne orucuyla başladık biz. Ama ne kadar hoş, ne kadar e, yüksek bir kültür ürünü yani bir çocuğun yemesinden, içmesinden kim rahatsız olabilir ki? Ama yine de umumun içerisinde bir çocuğun dahi e, büyüklerine saygı e, nişanesi olarak e, orucu e, ya da yemeği e, umumun içerisinde yemeyeceği tabiri caizse imsaktan, iftara kadar herkesin bir şekilde Herkesinin büyük küçük oruç tutuyormuş evet, gibi. Büyük küçük herkesin bu içtimai amele icabet ettiği çok hoş bir ortamdan bahsediliyor. Bence de güzel evet. Şimdi oruç bazı semtlerimize hiç uğramıyor. Bazı semtlerimize de çok nadir uğruyor gibi. Üstelik bizim eski Türkçemizde bir ifade var. Alenem nakzı siyahım diye. Yani Türkçesi herkesin gözünün önünde oruç yemek demek. Hmm. Orucu bozmak, oruç yemek. Bir insan kimsenin görmediği yerde oruç tutmasa, orucunu yese, onun işi Allah'la kendi arasındadır. Hmm. İnfiradi Ama bir suç. Allah'la kendi evet. arasındadır. Ben oruç tutmuyorum bile dese yani birisine, herkesin gözü önünde, mübarek Ramazan'ın gündüzünde e, yemesi içmesi gibi telakki edilmez. Yani hı hı. bunun karşılığı diyelim cezaysa, günahsa hı hı. diğerine eşit değildir. Bu alenen naksusiyam daha ağır bir ifade. Hı hı. açıkça, pervasızca herkesin gözünün önünde Müslüman gayrimüslim olsa mesele yok. Yani gayrimüslimdir zaten adam oruç tutmuyor. Kimse ona bir şey demez Müslüman. Ondan oruç tutması beklenir. E eskiler ibadet de gizli kabahat da gizli diye bir söz söylerler. Bu bir İslami ortamda kabaattır. Orucu bozmanın ya oruç tutmamanın veya tutamamanın ötesinde bir psikoloji var hı hı. demektir. Demek ki bunun da idrakinde oldukları için alenen naksız siyam edenlere Osmanlı zamanında tazir nevinden farklı cezalar vermişler. Hı hı. Mesela Türkiye'den bahsederken biz halkının çoğu Müslüman olan ülke diyoruz. Halkının çoğu zaten istatistiklere göre de yüzde hani 99, 6'sı falan Müslüman olan bir ülke. Ya beklenir ki bu ülkede oruç tutan da çok turuşterek. Mesela namaz kılandan daha çok oruç Fazladır, tutan. Evet. Malum biliyorsunuz. Yılda bir ay olduğu için. Ha. E, ayrıca tabii adamın imanı varsa hı hı. namaz kılmamanın kusurunu da hissediyorsa hı hı. o bir de telafi oluyor ona göre. O bir ay acaba hani belki bu bu bir ay bir de Kadir, belki bir de Kadir yani. gecesi falan da var. Evet. Oradan belki bir affa uğrarız gibi. Evet. E, tabii gelenek de önemli. Çocukluğumdaki gene Ramazan oradan hatırımda kalan intibalardan bir tanesi de iftar saati. Hı hı. İşte i̇ftar saatinde şey de var ya Atik Valide'den inen sokakta diye Yahya Kemal'in bir şiiri de var. Hı Tenha sokakta kaldım oruçsuz ve neşesiz diyor. Onu yukarıda tasvir ediyor önce. Hı, hı. İftar yaklaşmış. Herkeste bir tatlı telaş, koşuşmalar, Kimi ekmek yetiştiriyor, kimi su yetiştiriyor eve vesaire. Çok tatlı bir telaş. Bunu tasvir ediyor. Hı -hı. Tam ezan okunacağı sırada sokakta hiç kimse kalmıyor. O kalıyor çünkü oruç tutmuyor. Hı -hı. Yani bunu anlatıyor. Bir tahassürle anlatıyor. Evet. Da sonunda da diyor ki tenha sokakta kaldım oruçsuz ve neşesiz. Evet. Ben o neşeyi biliyorum. Yani çocukluğumda Anadolu şehirlerinin belki hepsinde o neşe var. Ya yani benim çocukluğumun Ramazanlarında köy muhakkak öyle, kasaba muhakkak öyle. Mesela Çorum gibi bir şehir, o büyüklükte bir şehir, o şehirdesiniz, Ramazanı ve orucu hissedersiniz. Bir de şehirler büyüdükçe insan kalabalığı arttıkça insanların birbirini tanıma olasılığı düştükçe, o da yok zaten. O da biraz etki ediyor. Tabii olabilir. o da utanmayı kaldırıyor evet. diyelim. Şimdi. Ama bizim zamanımızda oruç akşamlarında o tatlı telaş yaşanırdı. Buz buzdolabı yok. Buzdolabı yok. Yazın olduğunu düşünelim, evet. Ramazan'ın. Ve babalarımız Annelerimiz de evde çırpınır. Yani birçok işi vardır Hı. annelerinde bugüne nispetle. Ama babalarımız dışarıda çalışır. Benimki demirci. Sıcak Oo. demirci. Ateşin karşısında çalışıyor. Bunlar akşam üzeri hatta orucu suyla açarlar. Yani buz gibi su isterler. Üstelik i̇şte soğuk. Gün boyu onun hasretini çekmiş. Tabii. Bir de evet. karpuz olur. Evet. yenir karpuz da iyi gider Ramazan'da. Lakin Bunların soğutulması problemi var. Hmm. O bizim vazifemizdir. Yani çocukların vazifesi. Hmm. Nasıl yaparız? Şimdi mahallenin en soğuk kuyusu. Her kuyunun soğukluğu aynı değildir. Bazı kuyular daha soğuktur. Hmm. Derinliğe göre mi değişiyor? Derinliğe acaba? göre herhalde. Hmm. Toprağa göre filan. En soğuk birkaç kuyu vardır. Oraya giderseniz karpuz alırsınız. Bir de testide su. Hı hmm. Onun da kulpuna veya ibrikte ipi bağlarsınız o kuyuya ulaşacak kadar. Hı hı. Kuyunun suyu acıdır. O işilmez. Tatlı su doldurdunuz. He. O çok önemli. O boğazına şöyle bir karışkala hı hı. orada duracak. Onu oraya sarkıtırsınız. Yukarıda bir yere bağlanır. Ama ondan daha tehlikelisi karpuz. Karpuzu atacaksın. Başka karpuza çarpmayacak. Allah <laughs> Tabii Allah. öyle ya. Çıkarırken de kovayla çıkaracaksın onu. kova'ya alıp çıkaracaksın. Karpuzu atmadan da işaretini koyarsın. Benim Çünkü diyor. başka karpuzlar da <laughs> var. Çocukların vazifesi Demek bu ki suyu da derin yani. Kırılma ihtimali. ihtimalinde. Derin de... olur. Genellikle evet. daha soğuk olan daha derin olur. Hmm. Efendim, orada karpuz soğutma ve su soğutma işi çocuklara aittir. Yani onu yapabilecek kadar. Yaştaki çocuklara. Biz onu yaparız. Sonra işte koştu. İyice yakın zaman olacak ki ılımasın. Hı hı. Bir de soğuttunuz, emek çektiniz. <laughs> Onları alır koca koca eve götürürsünüz. İşte anneniz alır o karpuzu, işte keser hazırlar, suyu da koyar. Ee, top top atılmak tabiri bak az mı o geldi dikkat. Top atılınca evet. <laughs> top atılınca ezan-ı muhabbeti de Küçük şehirlerde zaten. de olur muydu Kesin. hocam top atma? Ha, şehirde tabii. Şehirde iki aşaması var bunun. Şehrin ortasında bir ulu cami olur umumiyette. Evet. Ulu cami onun da minaresi vardır. Ulu caminin minaresinden okunan ezan hemen hemen şehrin her tarafından duyulur. Aşağı yukarı duyulur. Elektrikli Hele ondan... mi bu arada? Buyur. Elektrikli mi minarelerdeki yok, tertibat? Hayır. Çıplak sesle okunuyor değil mi? Hiç elektrik yok. Hankere. Evet. <laughs> Oraya çıkılır hem. Hı. Çıkılır. Müezzinler de çıkar. Şeref eden. Şimdi bu işe, şimdi söyleyeceğim işe memur bir kişi, yani bunu vazife edilmiş bir kişi, fişek diye bir şey hazırlar. Hmm. Bunun sapı kenevir var ya kendi kenevir. Onun sapı vardır, hafiftir ama serttir. Evet. Onun ucuna da bir düzenek yapar. Bu patlayıcı bir şeydir. Hmm. Fitili var, ateşlediğiniz zaman o fırlar yukarıya doğru aşağı yukarı bir belki 5-10 metre çıkar ve patlar hmm. buna fişek derler Işık da saçar hmm. tam iftar zamanı geldiğinde bu kişi çıkar bekler şeyde minarede müezzin de çıkar hmm. bu bekler tam zamanı Allahu gelince Allah-u Ekber'i bekliyor Allah-u Ekber'den önce hmm. ilk işi olarak bu fişeyi atar o fişeyi görürüz biz Mahallenin e, sokak başlarına gelir, bekleriz. Ha, bizim için bir merak konusu. Hmm. diye çıkıyor, ışık saçıyor ve patlıyor. Onun arkasında da, çorum için söylüyorum, kalede, kalenin üzerine konmuş bir top vardır. Hmm. Onun arkasından da top patlar. Ondan sonra Allahu Ekber diye evet. Ezan-ı okunur. Top atılmak derler onlarda. Top atılınca, top bir iftarda atılır. Bir de sahurda atılır, İmsakte hmm. daha doğrusu. İmsak. Evet. Top atıldım mı, atılmadım mı? Biraz daha su, biraz daha ekmek. Top atılınca çünkü müezzini duyamayabilirsiniz. Hmm. Şimdiki gibi operler yok. Evet. öyle fazla da evin içinde olunca. Ama binalar yüksek olmadığı için duyum daha yüksek yani olabiliyor. Evin değil mi? içinde olunca hani duyamayabilirsiniz. Evet. Ama top duyulur. Hmm. Ona da merakla beklerdik. Bir güzel şey de temcit diye bir gelenek daha vardı. Bu da sahurdan önce, sahurdan bir süre önce minareye güzel sesli hafızlar çıkar. Orada ilahiler, temcitler, güzel sesleriyle bazen kasideler okurlar. İstanbul'a gelelim mi? İstanbul'daki Gelenim. hatıralarınıza. İstanbul'a da 1959 yılında öğrenci olarak geldim ben. Konya'da liseyi Konya'da okudunuz. Okulun ikinci mezunlarındansınız. Evet ikinci mezunlarındayım. Sonra Yüksek İslam Enstitüsü'nü okumak için İstanbul'a geliyorsunuz. 1959'da İstanbul'a İstanbul geldim. Evet. Geldik. Yüksek İslam Enstitüsü adı bu ama Yüksek İslam ve enstitüsü. Evet. Adı bu. Lakin bu mektebi çok zor açtı o zamanın iktidarı. Hmm. Biz İmam hatipler, bunu çok istediğimiz halde ve velilerimiz ve halk bunu çok istediği halde o zamanın iktidarının içindeki e, ikilem diyelim. Hmm. Karşılıklı dava biraz ideoloji biraz hmm. inanç sahiplerinin aynı iktidarda varlığı, müşterekleri olsa bile farklılıklarının dinle alakalı, maneviyatla, muhafazakarlıkla alakalı kısmında farklılıklarının keskin olduğu da insanlar hmm. var orada. Onun için bunlardan bir kısmı Yüksek İslam açılsın istiyorlardı. Ve üstelik azı diyebilirim. Öbür tarafı da açılmasın, Ankara'da bir ilahiyat var. Oradan biz aslında modern din adamı yetiştireceğiz. Hatipler hmm. oraya giderse ora bozulur. Dolayısıyla Hatipleri almasın ilahiyat. Hmm. Onlar imhatibi bitirince Hatip olsunlar. Gitsinler köye, şehre her neyse. Hatiplik yapsınlar. Ankara ile başka hiçbir yüksek okula girmedikleri gibi Ankara ilahiyatta girmesinler diyorlardı ve bunu hmm. sürdürdüler. Yüksek İslam Enstitüsü'nün açılmasına her neyse sonunda karar verildi. Fakat nereye açıldı? Bu İstanbul'da, Draman'da, hmm. şimdi İstanbul İmam Hatip Mektebi galiba denen, okulu denen en eski tek İmam Hatip okulu vardı. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan İmam benim Hatip okuduğu ve mezun olduğu, benim de olarak, öğretmenlik yaptığım evet, ismi ona 60, çevrildi biliyorum. arasında onun Çatı katında diyebilirim yani üst katında hmm. e, birkaç tane sınıf, koca İstanbul İstanbul'u hmm. ve koca yüksek izam ensü, hmm. fakat koca İstanbul'da buna bir yer yer, yer bulamayıp da evet. bir e, oku orta lisenin e, çatı katında açılması şey yani bir garip bir olay. Evet. Biz orada başladık ve ben yatılı olarak başladım. İki yıl yatılı. O ilk başladığımızda oradaki Ramazanı hatırlamıyorum. Hani hmm. denk geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Çünkü o yılın hemen sonunda oradan taşındık. Hmm. Nereye? Şimdi biraz da latif olsun diye söyleyeyim. Lisenin üst katındaydık ya. Hmm. Bir ilkokulun üst katına taşındık. İşte ben oradaki Ramazanı hatırlıyorum. Hmm. Çünkü şöyle hatırlıyorum. 1960 darbesi oldu. Hmm. Hemen biz oraya geçtik. 59'da açıldı. 60'da biz oraya taşındık ve darbe oldu. Darbe olunca da biz zaten üvey evlattık. Şimdi üvey üvey evlat hmm. haline geldik. Başımıza ona göre bir müdür muavini gönderildi. Adı müdür muavini ama tek yetkili. Hmm. Çünkü belli bir maksatla gönderilmiş. İşte o insanın namazla oruçla pek alakası olmadığı için hı hı. hem de bir bayramdan bahsedeyim. Lütfen. Çok kısa yani bayram yemeği. Bir de sahur ve iftar. Hiçbir fark yoktu sahur ve iftarda sair günlere nispetle. Hı, hı. Ya yani ne çıkıyorsa o çıkar. Sahuru sahura uygun bir yemek değildir. İftarı da iftara uygun değildir. Bir farklılık yoktur. Hı hı. Hadi böyle olsun. Bir gün bayram geldi. Onunla bitirelim. Bayramda da izin vermediler. Biz yatılıyız ya. Hı hı. Memleketlere gidemedik. Bayramı da orada geçireceğiz. Namaza gittik, geldik. Bekliyoruz ki bir bayram yemeğine benzer bir şey çıkar. Diye gene kalitesiz peynir, ekmek ve gerçekten kalitesiz zeytin. Düşünebiliyor musunuz? Bir bayram sabahı bayram yemeğimiz buydu. Evet. Ve bunu yedik. Allah'a şükür ettik. Birdenbire bu bunu hiç unutmuyorum ve burada bir kayda girmiş olsun bu. Lütfen hocam. Efendim. Birdenbire e, konuşarak değil yani hadi şunu yapalım diye değil. Birdenbire arkadaşım biri bayram gelmiş ne yeme Anam anam garibem kan damlar yüreğime anam anam garibem türküsünü söylemeye başladı. Hepimiz biz de katıldık ona. Katıldık böyle koro halinde bunu söyledik. Herhalde bir yarımızla ağladık. Yani gözyaşları eşliğinde böyle bir bayram sabahında hatırlıyorum. Yani her bayram e, mutlulukla hatırlanmıyor bazı bayramlar da böyle buruk e, hatıralar da oluyor. bırakıyor yani. Oluyor. E, efendim değerli vaktinizden bize ayırdınız. Çok keyif aldık, lezzet aldık. Keşke vaktimiz olsa biraz daha dinleseydik. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ben de teşekkür ederim. Son bir duanızla bitirmiş olalım. Cenab-ı Mevla bu güzel memleketi muhafaza etsin. Dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanların çoğunun ümidi olan bu memleketi korusun. Bu milleti korusun. Bu güzel mübarek Ramazan gününde yapılan ibadetleri kabul buyursun. Aferin. Ve bu benim güzel memleketimden ezanı, orucu, namazı, Kur'an'ı, imanı, ecdat sevgisini, vatan bağını, millet bağını Allah ve Resulullah sevgisini eksik etmesin. Amin. Çok teşekkür ederiz hocam. Profesör Doktor Hayrettin Karaman Hoca ile birlikteydik ve onun Torum'da başlayan İstanbul'da devam eden hatıralarını dinleme fırsatı bulduk. Bir başka Ramazan Hatıraları programında buluşmak ümidiyle. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.